Müzik Yolcusu'nun değerli izleyicileri, ekranlarınız başına hoş geldiniz. Müzik Yolcusu'nun yolculuğu bugün Berlin'e düştü. Berlin biliyorsunuz Türkçe rap'in merkez şehirlerinden biri. Bugün Kreuzberg City'de 36 Boys'tan Masaka'yı çekeceğiz. Masaka ile beraber çok güzel bir program sizi bekliyor. O zaman Murat abimi bekletmeyelim. Müzik Yolcusu'nun yolculuğu devam ediyor. Kalbimi söküp aldın, toprağın dibine gömdün. Oradan Ayaz'ı aldım, bak şimdi geri döndün. Yine yükseldi tansiyon, aksiyon maksiyon. Yarı yüz kapşon, yarı yüz kapşon, yarı yüz kapşon. Kıra kıra ilerle, bu bize racon. Bak her şey gerçek, yok animasyon. Yok animasyon, yok animasyon. Sensörü kaldırdım, kandalı benden. Masaka fantom, arabalar karbon. Ortanıza damlıyorum, bak hız aldı kamyon. Biliyorum sen anlıyorsun, sol şerit yanıyor. Türk rap'e tampon. Müzik Yolcusu. Atılan ağlarla toplanan kafirler helak. Ruhur maaşılır ve bütün kaleler zap. Çök demire bürünmüş karanlık savaşçılar. Masaka ceza fuks ile bugün her an başlar. Toprağın altından üstüne kadar korkusalar. Soğuk sıcak örtülü işaretler var. Dağların ardında bekleyiş tüm ağları atsınlar. Dağların hakkında konuşsan dağlar seni tınlamaz. Biz bu bağların sizce düşük kalem şairleri. Sizin fark etmediğiniz... Abi ben seni ilk soğuk mevsim parçanda. Aslında bir önceki Almanca bir albüm var ama ilk Türkçe seslendiğim Blut Beton albümüyle tanıdım. O albümün de üçüncü klibi Türkçe rap'in en babalarından Ceza ile Fuchs, ikisine de buradan selamlar olsun. Onunla düet. O zaman da biraz onları yan yana duymak, aynı parçada duymak zordu. Ne yaptın da abi yan yana getirdin onları ve o güzel parça çıktı. Öncelikle kardeşim hoş geldin Kreuzberg'e. Hoş bulduk abi. Canım eyvallah. Şimdi iki tarafa da hatırımız olduğu için sağ olsunlar kırmadılar beni. İkisini yine bir araya getirip güzel bir proje yaptık. Türkçe rap için çok önemli bir projeydi. Aynen. Çünkü senelerce zaten ayrı kalmışlardı. Beraber aynen. Proje yapmıyorlardı. Nefret grubu dağılmıştı. Aynen, aynen, aynen. O şekilde oldu dediğim gibi yani. Hatırımız vardı, bizi kırmadılar. Güzel bir proje çıkardık ortaya. Vallahi abi iyi ki hatırım varmış, iyi ki öyle bir parça çıkmış. Çünkü Türkçe rap'te ciddi manada en bilinen, herkesin takdir ettiği parçalardan biri. Aynalar cevap verdi, yağmur altında kalanın bitmez derdi. Toz pembe dünyada şeytandır yerli. İnsan göz içinde bak her şey belli. Şimdi siz hardcore müzik yapıyorsun ama millet hardcore deyince hep hardcore. Yani böyle bir kliplerde kır, vurdu kırdı bekliyor ama. Şimdi hardcore deyince illa vur kır falan filan değil. Bir sözleri iyice dinleyince derin anlamları da var yani. Aslında vurba kırma var ama. Haklı bir isyan var. Yani mazluma değil, zalime karşı bir. Sen diyorsun ya bir yerde herkes bizi böyle sert zannediyor ama yan yana gelince de abi ne babacan tavırlar, bizi işte şimdi de mesela evimizde gibi ağırlıyorsun. Burada sesimizi çıkarttık diyorsun, çıkartıyoruz ama istemediğimiz, beğenmediğimiz zalimlere karşı bir şey var yani. Mesela ya burada dünyanın işte... Dünyanın sistemi zaten aynen. Zalim olduğu için biz de buna baş kaldırmış oluyoruz yani. Dünyanın eksiklerini ya da hayatta olumsuz şeyleri dile getiriyoruz. Sert şekilde getiriyoruz. Çünkü yani hayatın sırf toz pembe tarafı yok. O tarafı da var yani. Sert olan tarafı da var. Biz de yani geldiğimiz semtten yaşadığımız hayata... Gurbetçi olarak aynen, burada doğdun. Aynen öyle. Zaten başladı burada diyorsun yani. Zaten biz Berlin Kreuzberg'de ayrı bir yaşam yaşıyoruz. Şu Almanya'nın öbür semtlerinden, şehirlerinden kıyaslayamazsın yani. Burada gerçekten... Hele ki yani, duvar varken ki... Aynen o yani. Sanki bir büyülü bir şehirde yaşıyoruz yani. Berlin Kreuzberg yani semt olarak yani o kadar arkadaşımızı kaybettik. O kadar can dostumuz, çocukluk arkadaşlarımız öldü. Çatışmada olsun falan filan olsun. Bizim gençlerden çok kişiyi görüyoruz yani. Yani çok dramlar da var bu semtte. Dediğim gibi yani biz bunu böyle değerlendiriyoruz. Bu semt sanki bir büyü var üstümüzde. Kalbimi söküp aldın, toprağın dibine gömdün. Oradan Ayaz'ı aldım, bak şimdi geri döndün. Yine yükseldi tansiyon, aksiyon maksiyon. Yarı yüz kapşon, yarı yüz kapşon, yarı yüz kapşon. Kıra kıra ilerle, bu bize racon. Bak her şey gerçek, yok animasyon. Yok animasyon, yok animasyon. Sensörü kaldırdım, kandalı benden. Saka
fantom, arabalar karbon. Ortanıza damlıyorum bak, hız aldı kamyon. Biliyorum sen anlıyorsun. Sol şerit yanıyor. Abi herkesin merak ettiği, birçok insanın kamera önünde görüp hatta bazılarının hadsizlik yapıp inanmadığı. Ama siz bunlara tabii videolarla her şeyle de cevap verdiniz. Ya bu adamlar sizi tanımıyor bile. Ki ben bunu ilk Türkçe rap adına çok da sevinmiştim gençlik dönemimde. Buradan selam olsun, Gekoji Lil Wayne'le bir düet yapmıştı. Respect. Sen abi şimdi dünyada en bilinen rapçilerden biri Snoop. Evet. Yani rapçi olmayan da herkesin tanıdığı bir adam. Onunla düet yaptınız. Snoop Dogg and I'm chillin' with a feeling, drinks spillin' about a million, yeah, we really getting a billion, chronic in the sky, me get mine. Ondan sonra hardcore rap dediğin zaman, sokak dediğin zaman The Game yeni düetiniz var. Evet. Yeni jenerasyonda modern rapte baktığınız zaman, geçen de Türkiye'de konser verdi, 69 onunla da düet yaptınız. Aslında 3 kuşakta da, 3 farklı tazla. Şimdi bu uluslararası düetler abi Türkçe rap'e çok şey kattı. Yani o bu işleri nasıl başladı, nasıl aklınıza geldi? Masaka, Three Kings, Three Kings, The G-Shit, yeah. Joe Young, Joe Young. Ya şimdi bunların hepsi connection, bağlantı üzeri oluyor zaten. Bunlar yani benim arkadaşım Joe Young, buradan selam olsun ona. Bunları iyi tanıyor, araları çok iyi. Teklif yollandı, böyle böyle proje var, katılmak istiyor musunuz? Bunları da kabul etti, ne mutlu bize. Ama Türkiye piyasası... Ki sosyal medya hesaplarında da paylaştılar. Tabii tabii. En büyük cevap o zaten. Aynen öyle. Şimdi Türkiye piyasası biraz rap konusunda geriden geldiği için bunlara böyle yani adamlar sizi tanımıyor bile gibi cümleler yani orada burada duyduk da. Aynen. Zaten bu mümkün değil. Sen yan komşundan bile bir ses kaydı alıp Spotify'a yükleyemezsin adam istemezse. Telif atar adam. Yani telif boş ver şimdi. Bunlar böyle özel Spotify olsun, başka büyük şirketlerde özel bir konumu var bunların. İzin alman gerek. Yani yayınlama... Snoop yazıyorsun oraya. Tabii. Yayınlamadan önce izin alman gerek ve bunu ispatlaman gerek. Yani bunu bizim piyasa bilmediği için her türlü yorumlara müsait. Bunlarla uğraşıyoruz ama yani sonuçta biz Türkçe rap'e büyük katkılar verdik. Dünya bundan... piyasasında duyulmasını sağladı. Aynen. Bundan 5-10 sene sonra yani değişik ülkelerden Türkçe rap'e insanlar bakarsa der ya Türkçe rapçiyle bu adam çalışmış, bunlar çalışmış. Demek ki bu piyasada bir iş var. Biz bunlarla çalışabiliriz. Bu pencereden bakamıyor bizim piyasa. Yani çok kıskanç bir piyasada uğraşıyoruz. Abi bir de çok önemli bir nokta var. Türkçe verse yazıyorsun o parçalara. Aynen. Yani bu çok acayip bir temsiliyet. Özellikle yani bak biz istesek Almanca da yazabilirdim. Evet. Almanya'da zaten rap yaparsan... Daha da büyük bir kitleye ulaşabilirdi abi. Hem o hem daha çok para kazanıyorsun. Ama biz dedik ya biz bizim ülkemizi... yükseltmek çok istiyoruz. Rap konusunda abi. Bizim ülke yükselsin. O yüzden Türkçe şekilde hatta bundan 2 sene önce 69'la yaptığım parçada adam Türkçe laf bile kullanıyor yani. Parçanın içinde evet, kendisi. Evet, respect atmak için aynen. Tabii tabii Türkçe bir cümle bile kullanıyor. Ama bizim piyasa bunu görmemezlikten geliyor ama sıkıntı yok. Biz kafamıza göre abi, takılıyoruz. Uluslararası... İstediğimiz gibi de yapıyoruz işimizi. Abi buna da açıklık getirdin. Şimdi 69 dedin, düet dedin ama bu klipleri de yani hadi bu adamlarla düet yaptık değil, dünya neyi gerektiriyorsa öyle klipler çekiyorsun. Yani seviyeyi adamla düet yaptım, Türkiye seviyesinde bir klip yeter değil. Dünya seviyesinde bir adamla düet yaptıysak klip de dünyada izlenebilecek bir klip. Tabii bu da ona göre bir çalışmalar yapıyoruz, plan proje yapıyoruz yani. Yani duvarın önünde de yapabiliriz, normal ghetto'da da çekebiliriz ama biz dedik yani üst düzey olsun. Ve aklımdaki o vizyonu ben hangi şekilde değerlendirebilirim? Bu şekilde en güzel olur. O yüzden yani o bir parçada... O animasyon klip abi ben de eski bir grafikerim. Yani o animasyon klip öyle bir günlük iki günlük iş değil yani. Çok ciddi bir ekibin o karakterlerin çizimleri, o mekanların çizimleri. Orada 50 çeşit köpek var, pitbulllar var, para çantası var, oradaki doktor var. Ondan sonra kutunun açılması, hepsi onların detay, animasyon yani. Evet. Bunlar çok basit şeyler değil. Türkçe rap adına bir Türkçe rapçi olarak da böyle güzel kliplerle dünyada ses getirdiğin için ben teşekkür ediyorum abi sana. Ticarete devam okyanuzda, sular takın hava burada buzda. Metropoller taşta artık suçta. Haydi topla basla uçta. Ay sayan kimdir? Ben anında yoktum, sarsı dengen. Hayatı demle ve çıkartırken yok ve para...
Türkçe rap ilerlesin. Biz Türkçe rap için önemli bir noktaya varalım. Ve şimdi bu noktaya da vardık yani. Artık dünyada da ciddiye alınıyor. Eskiden yani Almanya'da rap yapan rapçiler Türkiye'dekilerle feat falan yapması mümkün değildi. Çünkü çok geride. Şimdi onlar istiyor. Şimdi onlar istiyor yerine göre ya da... Çünkü Spotify'a bakıyorlar, listelere bakıyorlar. Misal yani bir ortak yan buluyorlar, projeler çıkıyor artık. Ama yani geride kalan hep konuşur zaten. Yani bizim Türkçe rap piyasası gerçekten... Yani şimdi televizyonda bunu izliyorlar. Çok böyle belki takip de etmiyorlar ama Türkçe rap inanın çok daha geride. 5-10 sene geriden geliyor. İnşallah yakın zamanda bu düzelir. Elimizden ne geliyorsa da yapıyoruz bu ilerlemesi için. Müzik yolcusunun yolculuğu son hızıyla devam ediyor gençler. En sevdiğiniz bölümlerden birine geldik. Sevdiğiniz sanatçıyla sizleri buluşturuyoruz. Abi Erzurum'da seni çok seven Massak hayranı bir kardeşim var. Eyvallah. İznin olursa onu tabii, bir tabii, arayacağım. Bir sevindirelim kardeşimizi. Olur kardeşim. Yolla gelsin. Kardeşim Berlin'den Erzurum'a selamlar. Selamlar abi. Nasılsın? İyi abi, sizi sormalı. Sana bir sürprizim var demiştim. O zaman sürprizimi sana açıklıyorum. Murat abime veriyorum. Mikrofonu sahibine uzatıyorum. Buyur abi. Kardeş selam aleyküm. Aleyküm selam Murat abi. Nasılsın? İyisin? İyidir, seni sormalı. İyi, çok bir şok kardeşim. Oldu abi. 10 saniye sonra cevap. Yok, rahat ol kardeşim. Keyifler nasıl? İyi abi, sizi sormalı, öyle yayını bekliyorduk. Seni görünce daha mutlu olduk. Eyvallah kardeşim. Yakışıklı kardeş. Buyur kardeşim. Tam sor. Sorularım var. Giyimiyle, kolyesiyle. O zaman. Öncelikle ilk sorum, yeni projeler gelecek mi? Ve önemli olan, yani iki hafta önce yeni The Game'le proje çıkmıştı. Yabancı uluslararası feat gelecek mi? İkisini beraber sorayım. Kardeş, projeler hepsi şu an çalışmada yani, yakında gelecek. Sene sonuna kadar güzel projeler gelecek yani. Uluslararası projeler de her zaman gelebilir. Çok güzel sürprizlerle gelebiliriz yani, geri dönebiliriz. Evet, artık sürpriz kalsın, isimleri de açıklamayalım burada. Tamamdır o zaman, sürpriz kalsın. Beklemede kalalım. Eyvallah. Ondan sonra katliam serisini beklemekteyiz. Yani bir yıl önce geldi en son 4 serisi. 5'i bekliyoruz. Yakın zamanda bir sürpriz gelir mi yani? Açıklanır mı yoksa? Sene sonuna, o da sürpriz kalsın ama sene sonuna doğru ya da bir ekip dahaki sene. Ekip de belli ama onu açıklayamam yani. Şimdiden. Bir şansı yok mu abi? Yok hepsi gizemli kalacak bu projede. Tamamdır o zaman, o da sürpriz kalsın. Bir de Killa Hakan biliyorsun. Yani beklemekteydik. Yakın zamanda hastaneden çıktı diye bilgi aldık. Durumu nasıl güncel olarak? Kardeşim, yani çok zor bir dönem atlattı. Biliyorsunuz zaten koma. Yani bir kalp durması da olmuştu. Bir daha canlandırdılar bunu, geri getirdiler. Yani şu an toparlıyor. Bir ay komada kaldığına rağmen bayağı bir şey yani, sağlam geri dönecek inşallah. Evet, dualarla. Aynen kardeşim. Ondan sonra yakın zamanda Türkiye turnesi olacak mı? Onu da ekleyeyim. Hani böyle. Hepsi bu sene oluyor kardeşim. Tüm o soruların hepsini bu sene gerçekleştireceğiz. Tamamdır. Biraz beklemede kalın, sürprizler olsun. Tamam. Çünkü biliyorsunuz geri dönüşümüzde hep güzel sürprizlerle dönüyoruz yani. Eyvallah. Evet, The Game TV ile başladı geri dönüş. Aynen kardeşim. Miraç kardeşim, Erzurum'a çok selamlar. Berlin'den, Kreuzberg City'den, Türkçe rap'in doğduğu topraklardan. Ondan sonra çok selamlar. Kendine çok iyi bak. Siz de abi. Eyvallah. İyi günler. Görüşürüz. Erzurum'a çok selamlar. Abi zaten bu bayrak yarışı. İşte bu işi Bobiler, Islamic Force başlattılar. Sonra Killa. Sonra onunla beraber sen. Türkçe rap'in bir karakteri aslında abi o. Ya biz herkese bol şans dileriz. Elimizden geliyorsa destekleriz. Yani Türkçe rap ilerliyorsa ne mutlu bize. Yani biz ne kinciyiz. Kin küçük insanın işidir zaten yani. Küçük görenler küçük insanlardır diye bir söz okumuştum abi. Tabii aynen öyle. Ya da kıskançlık, bizde öyle bir şey yok babam yani. Sen gençsin, yürüyorsan ne mutlu bize ya. Taramala beyni, yok bize geri. Sim
simsiyah deri. Düşmanıma taktırdım yeri. Maskeye aşıktın altında beni. Destekledin ya abi. Katliam parçaları zaten en büyük destek değil mi Türkçe rap'e? Misal. Yani onunla da ilgili ben yorumlarda arkadaşlara Murat abiye, Masaka'ya ne sorayım diye sordum. Bizim troller hemen yazmış katliam 100'e kadar devam edecek mi? Aslında bir yandan mutlu ediyorlar. Güzel bir şey devam etsin ister dinleyici. Yani katliam 1, 2, 3, 4. Her sene çıkardığımız için 100 yaşına gelmem gerek. Hatta 138 yaşında olmam gerek. Hesap tutmuyor gençler. Aynen. Nereye gidiyorsa o kadar yani. Şimdi biz orada çoğu rapçiye de çok destek olduk. Çoğu rapçi bu projeden sonra da patladı. Tabii şimdi biz diyemeyiz bizim sayemizde. Kaç senedir ama aktif bu, olmayanlar vardı bu, parçayla aktif bu projenin oldular. Sayesinde kendini gösterebildi. Performansı da çok iyiydi. Evet. O şekilde patladı, yürüdü. Ne mutlu bize. Yani katkımız oldu demek ki bu işe. Bir de parçaların klip kalitesi hep yukarı gidiyor abi. Yani en başta millet sanki böyle sen rica etmişsin girmiş. Böyle orta kalite. Ondan sonra abi dörtte ne yaptınız abi? Film mi çektiniz? Devamı da gelecek. Katliam 5'te onun çıtayı yükseltecek. Çıtayı abi ne yapacaksınız? 4K Hollywood seviyesinde mi çekeceksiniz? Ne yapacaksınız? Sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Abi sen burada Türkçe rap'in ilk gruplarından Islamic Force'un olduğu semtte büyüyen bir adamsın. Yani bu işin doğuşunu da yaşın küçük de olsa gördün. Abi o zamanki rap'le günümüz rap'i arasında bir analiz yap desem nasıl bir cevap verirsin? Ya şimdi zaten dile getiriyoruz biz bunu. Röportajlarımızda da, canlı yayınlarımızda da. Türkçe rap'te yani geriden geldiği için, kitle de geriden geldiği için yani bilmiyor. Dünya çapındaki piyasayı bilmediği için bunlar bunu ilk yaptı sanıyor. Ama bunların... Çabuk kanıyorlar. Aynen, bunların orijinalleri var. Yani giyim tarzını kopyalamış, rap tarzını kopyalamış, beatini... Saydıkları marka isimleri bile uluslararası yani ünlü markalar. Yani birebir kopyalamış rapçiler var. Yani bu... Türkçe, Fransız rapinden, Amerikan misal, rapinden. Misal, yani bu Türkçe rapi ilerletecek diye bir şey yok. Yani senin dediğin gibi geride tutar. Çünkü kitle ilerleyince görecek zaten. Yani rap konusunda ilerlerse görecek zaten. Elektrik, yakıp dönüş teknik, baltada, masaka, monsta mürettik. Zincirleri kestik, adam olmuş keklik. Harbi. Abi bu yolda hep kardeşlerimiz var dedin. 36. Ondan sonra beraber yol yürüdüğün ilk zamandan beri de takip ettiğimiz Monster 361 abim de yalnız bırakmadı geldi. Aynen. Allah mikrofonu Allah. Sana veriyorum abi. Onu en iyi sen tanıyorsun. Dostum hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Monster çocukluk arkadaşım benim. Zaten beraber bu işe başladık. 2003'ten beri bayağı işler yaptık yani. 2003'ten mi? Tabii tabii. 20 yıldır. 20 yıldır aynen. 2 sene yan yana duramıyor abi maşallah diyelim. Eyvallah aynen maşallah. Aynen. Daha ne parçalar yaptık daha başlarda. Ve yapacağız yani. Aynen. 20 senedir beraberiz. Sadık arkadaşımdır. Her zaman bu yolu yürüyoruz yani. Çok güzel işler de çıkardık. Lafının eridir daha ya. Aynen öyle lafının eridir Monsa yani. Eyvallah. Zaten zaman her şeyi gösteriyor. Kim var yanında, kim kaldı, kim gitti. Sinsili lan maske arkası saklı. Gerçeğin önünde sürmeler aktı. Anlat, yer altı dibinde. Yürüdüğümüz ip her zaman ince. Gözümüz kara, iyice ne dinle. Her şey değişti baba gidince. Her yer karanlık üstüme çöktü. Hayat kalbimi yerinden söktü. Abi doğduğun, büyüdün, müzik yapmaya başladın ve halen de yaptığın Berlin'de, Kreuzberg'de sokak sokak, cadde cadde gezdik. 36'yı sorduk, seni sorduk. O zaman hep beraber izleyelim. Masaka dersen babası İmlik Ak'ta Kreuzberg gelir abicim, Killa Hakan gelir abicim. Bunlar hepsi Kreuzberg'in çocuklardır, burada doğmuş büyümüşlerdir. Yani hani Kreuzberg'i anlatıyorlar abicim, daha ne alır, Geto'yu anlatıyorlar bunlar. Kreuzberg denince bu dediğim şahıs saymış olduğum Masakalar gelir, Killa Hakanlar gelir, eski kartel gelir. Aksine daha neler sana söyleyeyim. Masaka aklımızdan gelince ne deniyor? Masaka dedim mi? Ghetto dersin. Kreuzberg, Sachsen, Dreisig dersin. Harbiden Kreuzberg denildiğinde çok yabancılar, turistler de olsun, Türkiye'den de gelenler olsun.
Buraya gelip ilk bize sordukları, abi Killa Hakan veya Masaka nerede? Buralarda geziniyor mu? Buralarda olurlar mı? Yani harbiden çok yoğun bir şey vardır yani kendini şeyler. Yani Türkiye'den de, batı taraflarından da, München'den, Frankfurt'tan gelen, sayan, seven, tabii ki biz de içine dahiliz, seviyoruz. Masaka bu Krosberg'in tanılan sanatçılardandır. Yani burada onu tanımayan yoktur yani. Krosberg dedim mi Masak akla gelir. Masaka'yı YouTube videolarından tanıyoruz. Bu Berlin doğma büyümeli. Ondan sonra Kreuzberg'li. Abi Masaka yani küçüklüğümüzden beri bildiğimiz Berlin'in en eski rapçilerinden biri. Ki dinliyorduk da, hala da dinliyorum. Masaka deyince aklıma Kreuzberg geliyor. Berlin'in en iyi rapçisi olduğu geliyor. Gurbetçilik geliyor. Türkiye, Almanya, bunlar geliyor. Şimdi stüdyodayız. Abi bir müzisyenin, sanatçının stüdyosu evidir. Evinin kapılarını bize açtın. Çok teşekkür ederiz. Hoş öncelikle. Geldin kardeşim her zaman. Ne abi zaman? Öncelikle şu muhabbet şimdi. Bu stüdyoda Snoop Dogg, 69, The Game feat'leri mi kaydedildi? Hepsi burada kaydedilmedi de. Değişik stüdyolarda. Zaten burada sırf kaydımızı alıyoruz. Mix mastering'i başka bir yerde Anladım. Yaptırıyoruz. Ham kayıtlar burada aynen, alınıyor. Aynen. Ama çoğu projeler bu stüdyoda burada. Oldu aynen. Bu mutfaktan çıktı aynen, yani. Aynen. Abi. Laboratuvar. Laboratuvar eyvallah abi. Formülü burada yapıldı o parçaların diyorsun. Abi şimdi tabii çok müzisyen arkadaşlar görüyor şimdi cihazları falan. U87 falan. Analog cihazlar falan. Bu imkanlar tabii böyle başlamadı. İlk stüdyo kayıtlarınızı nerede almıştınız abi? Evlerde alıyorduk. Arkadaşın evinde stüdyo yapmıştık. Orada kayıtlarımızı alıyorduk. Değişik yerde. Aynı home stüdyolarda yapıyorduk. Yalıtım falan yok. Yani şimdiye kadar belki 7 tane stüdyo mu değiştirdik? Bayağı 7-8 değiştirdik. Tane stüdyo değiştirdik. Yani gittikçe hep biraz stüdyo daha başka macera. Aynen. Bize genelde sokaktan başladı. Sokakta olduğumuz için kendimizi öyle tarzlar dinledik. Amerikan DMX olsun. DMX falan mı abi? DMX olsun ama Islamic Force olsun. Yani biz Islamic Force'a duyduk. Türkçe rap'le. Bobby'den. Aynen. Allah rahmet eylesin. Evet. Bobby abimiz sadece Türkçe yapmıyordu. Almanca da biliyordu. İngilizce de biliyordu. Onlarda da ilham aldık tabii. Hakan abi biz olsun. Biz de bunu devam ettirmeliyiz mi dedin abi? Mecbur. Çünkü herkes yapamaz bunu da. Yani harbiler çok az kaldı yani. Bizim gibileri ya da eski usulü diyelim. Kimse yok yani tanıdığım fazla kişi yok. Redleri sal, yok burada al. Bin tonluk malı karşına al. Diablo, Diablo. Git falcına sor, kapandı yol. Paramız bol, son karakol. Diablo. Abi şimdi olmazsa olmaz bir soru var ki bu çok ciddi bir planlanmış bir şey. Daha önce de dinledim ama dinleyenlerimiz, izleyenlerimiz illaki merak edecekler. Diablo olayı var. Diablo 63-36'nın tersi. Böyle. Ciddi burada yani bir oyun karakteri gibi karakter oluşturdunuz. İnsanlara bunun farklı biri olduğuna inandırdınız. Sana diss attırdınız. Ve ciddi sen de ona cevaplar verdin. Görseller, mörseller, videolar. Millet bunu, abi bu yani Hollywood'da senaryo yapılıp film yapılmadı böyle. Yani bu kaç senelik bir plandı? Ne zaman aklına geldi? Nasıl ilerledi? Ya ben yıllardır zaten bunu yapmak istiyordum. İkinci karakteri çıkartmak istiyordum. Çünkü o da benim, bu da benim. Yani karakterim de öyle. İki taraf da bana ait. Biz bunu en güzel şekilde nasıl piyasaya bomba gibi patlatırız? Onun plan projesini yaptık. Tuttu da. Yani o maske gün yüzü kapattı. Aynen öyle, aynen öyle. Ses mixlerle flow'u değiştirdik. Flow'u değiştirdik, her şeyi değiştirdik. O şekilde piyasaya bomba gibi patlatabildik. Dediğim gibi iki karakterle de yürüyoruz. Piyasaya da en güzel şekilde nasıl patlatırız bu projeyi? Onun plan projesini yaptık. Ve o şekilde yürüyoruz. O zaman Diablo'dan da Masaka'dan da yeni parçalar, yeni klipler aynen. Bekliyoruz abi. Aynen. Müzik yolcusunun bugünkü konuğu Kreuzberg City'de 36 Boys'tan Masaka'ydı. Murat abimle beraber stüdyosuna gittik. Türkçe rap hakkında, projeleri hakkında, geçmişte yaptığı,
günümüzde yaptığı ve gelecekte yapacağı projeler hakkında kendisinden bilgiler aldık. Buradan kendisine selam olsun. Müzik yolcusunun yolculuğu Avrupa'da Türkçe rapin izinde devam ediyor. Takipte kalın.